Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, bugün Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Kızıksa mahallemize köy evi çekmek için gidiyoruz. Şu anda köyümüzün girişindeyiz. Burası daha önce belediyelik olan bir yer. Burada parkımız, köy meydanından yavaş yavaş ilerliyoruz. Köyümüz oldukça büyük bir köy. Lokantası, balık restoranları, fırın, her şey mevcut köyümüzde. Haftanın bir günü köyümüzde pazar kuruluyor. Gerçekten muhteşem, güzel bir köy. Benim çok beğendiğim bir köy burası. Köyümüzün meydanı böyle devam ediyor ileriye doğru. Buyurun şimdi çekim yapacağımız eve doğru geçelim. Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, bugün Balıkesirli Manyas ilçesine bağlı Kızıksa mahallemizdeyiz. Kızıksa mahallemizde toplam 535 metre arsa içerisinde 90 metrekare bir ev tanıtımı için geldik. Yan tarafta yine 1+1 evimiz var. Kızıksa mahallemiz daha öncesinde belediyelik olan bir mahallemizdi. Oldukça büyük bir mahalle. Yaz kış ulaşım sorunu olmayan bir mahallemiz. Köyümüzde manav, haftanın bir günü pazar kuruluyor. Çarşamba günü marketi, fırını, lokantası, balık restoranları bulunan bir köy. Yani kısacası köyümüzde istediğimiz her şeyi bulabiliriz. Manyas'a 4-5 kilometre mesafede, Bandırma'ya 35 kilometre mesafede. Köyümüzün içerisinden Bandırma'ya minibüslerimiz var. Manyas'a da minibüslerimiz var. Değerli izleyicilerimiz, yerimiz tam üçgen şeklinde, yani üç yol ağzında. Güzel bir yer. Şöyle dilerseniz yerimize bakalım. Drone çekimlerini de göreceksiniz. Köyümüzün meydanına çok yakın evimiz. Daha önce bu köyden 3 tane müşterimize yer verdik. Müşterilerimiz de hepsi memnun. Evi verdikten sonra tekrar gelip konuştuk burada müşterilerimizle. Hiçbir şikayet almadık. Yerimizin dış cephesi şu az önce bahsettiğim 1+1 evimiz. Buradan böyle başlıyor. Girişimiz buradan. İçerisindeki yapı betonarme yapı. Yine böyle devam ediyor. Diğer yan cephemiz böyle devam ediyor. Oldukça büyük cephesi var. Yine buradan da bir girişimiz var. Buradan da araç için yer bırakılmış. Şimdi içeriden buraya da bakacağız. Yerimiz köşeye kadar böyle geliyor. Değerli izleyicilerimiz, oldukça büyük bir cephesi var. Üç tarafa cephe evimiz. Yine burada yan komşumuz çok güzel bir ev yapmış. Evimizin güneş enerjisi de var. Yeni takılmış. Mahallemiz Manyas Gölü'ne çok yakın. 1 kilometre mesafede. Şu sarı binanın olduğu yer tam merkez. Mahallemizin merkezi. Hemen yan tarafında çocuk parkı var burada. Drone çekimlerini de göreceksiniz zaten. Yerimizin ana giriş kapısı buradan. Önce bir bahçeyi dolaşalım.
Girişte sağ tarafta burada bir kapalı alanımız mevcut. Yer sahibimiz buraya güzel bir hamak koymuş. Bu alanda bahçemiz, yengemiz bütün sebzeleri ekmiş hepsini. Bahçemizde de burada ördek bakıyor, tavuk var. Orada bir kayısı ağacımız var. Yine burada bir kuruluk olarak düşünülmüş bahçemizde. Yine burada incir ağaçlarımız var, armut ağacımız var. Çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız mevcut bahçemizde. Burada tavuklarımız var. Yine burada elma ağacımız, armut ağacımız, hinnap, ayva ağacımız var. Yani bahçemizde bütün sebzeler yetiştirebiliriz değerli izleyicilerimiz. Az önce dışarıdan bahsettiğim otopark için bırakılan yer de burası. Buraya alan kişi isterse buraya araç için kendisine bir yer yapabilir. Yerimizin özellikle belirtmek istiyorum. Artezeni de var değerli izleyicilerimiz. Yani bahçeyi sulamak için para ödemenize gerek yok. Bu bölgede yeterince bol miktarda su var zaten. Burası da ardiye deposu olarak kullanılan bir yerimiz. Onu bahsettim yenge. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi çekim yapmadan önce İdris abiyle beraber konuşmuştuk. İdris abi evin 90 metre olduğunu söyledi. Farklı bir şey daha öğrendim. Yer sahibimiz yengemiz. Yerimiz 99 metrekareymiş. Az önce görüştüm yengemle. Pazarlık yaparken de biz müşteri çıktığında buraya geleceğiz. Yengemizle beraber pazarlığımızı yine yapacağız. Her zamanki yaptığımız gibi. Alan satan kaça aldığını sattığını bilecek. Şimdi evimizin içerisine bir girelim bakalım. Burada da 1 artı 1 vardı değil mi İdris abi? Aynen öyle. Ama önce buraya bakalım abi. Burada da küçük de olsa 1 artı 1 evimiz var. Lambayı yakalım mı? Lambayı yak abi. Burada küçük de olsa bir mutfağımız. Hem lavabomuz hem banyomuz mevcut. Yani ekstradan misafiri geldiğinde burada da kalabilir. Evet. Yine burada bir küçük bir odamız var. Şimdi diğer yeni yapımıza bakalım. Girişimiz buradan. Girişte oldukça büyük, ferah bir salonumuz mevcut. Yine sol tarafta burada Amerikan tarzı mutfağımız mevcut. Evimizde hiçbir masraf yok değerli izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten temiz, bakımlı. Yine burada yatak odamız mevcut. Burada lavabomuz, banyomuz mevcut. Duşakabinimiz yok. Eğer alan kişi eğer isterse bu şekilde kullanabilir veya isterse duşakabin koyabilir. Yeri hazır zaten burada, duşakabinimizin.
Toplam 99 metrekare değerli izleyicilerimiz, evimiz. Çekimin başında belirttiğim gibi bu köyden 3 tane müşterimize yer verdik. 3'ü de köyümüzden çok memnunlar. Geldiğimde bu köye özellikle ziyaret ediyorum. Herhangi bir şikayet almadım. Burada komşuluk da çok güzel. Sakin komşular olmasa ben duramazdım burada bu kadar. Evet, yengem de bak bahsediyor. Komşuluklar iyi olmasa ben burada duramam diyor kendisi. Biz torun büyütmek için gideceğiz. Aslında hiç satma niyetimiz yok. Hani torunu okutacağız. 10 yaşında torun var. Hayırlısı olsun yengem ya. Her şeyin hayırlısı olsun. Gerçekten güzel yerimiz, yapımız yeni. Bahçemizde oldukça tam üçgen şeklinde yerimizin etrafı her taraf yol. Köyümüzün meydanına çok yakın. Pazar yakın. Pazar, evet onu az önce belirttim yenge. Burası köyün çarşamba günleri köyümüzün pazarı değerli izleyicilerimiz. Köyümüzde eksik olan hiçbir şey yok. Fırını var, lokantası var, balık restoranı var. Köyümüz çok güzel, büyük bir köy. Manyas'a yakın, Bandırma'ya yakın, Gönen'e yakın. Telefon numaralarımız 0541-104-5757, 0532-456-9946. Hoşça kalın diyoruz, sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.